Kafa Tapayken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler yeni bir maç videosundan da herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte maç atacağız ama turnuvada maç atmayı düşünüyorum. 50 elmas vereceğiz ve eğer son adıma ulaşırsak toplamda 355 elmas değerinde ödül alacakmışız. Pek kayda değer değil ama heyecan olsun bir turnuva yapalım. Geçen videomuzda bin elmas verip turnuva yapmıştık. İzlemediyseniz o videoyu da tavsiye ederim izlemenizi. Öncesinde biraz ödülümüz var. Ödüllerimizi hızlı bir şekilde atla diyerek açıyoruz. Sıradan paket. Bunların çoğun sıradan paketi aldık. Gelmedi mi? Çoğunluğu geçen sezondan gelen ödüller arkadaşlar. Heh, sıradan paket şimdi geldi. Ödülü al dedik. Onun dışında bir tane karakter paketi nadir var. Bakalım başka pek bir şey kalmadı sanırım. O daha varmış biraz daha paket. Onları da açalım. Bu arada sezon peste değişiklikler olmuş arkadaşlar. Eskiden 30 adımda 32 adıma çıkartılmış. Ama onun dışında pek bir farklılık göremedim. Ödüller hala aynı dandikliğiyle devam ediyor. 49 elmas, 84 elmas, e, kostüm paketleri var, onları da hızlı bir şekilde açalım atla diyerek. Evet, başka da bir şey kalmadı. E, sezon pes'e bir bakış atalım kısa bir. <laughs> Fiyat olarak aynı zaten e, adım olarak arttırılmış, 32 adım yapılmış ama ödüller bilmiyorum, hala da kayda değil, kayda değer değil. E, paket miktarı azaltılmış. Parayla alınan sezon pes kısmında 4 tane ultra paket veriyor. Eskiden daha fazlaydı. bu sandıkta ultra paket veriyordu. Buradaki ultra paketi kaldırmışlar arkadaşlar. İlginç bir şey. şimdi hemen turnuvamıza giriyoruz. 50 elmas. Kar mı olacak? Zarar mı olacak? Göreceğiz artık. 50 elması verdik. Yani şu turnuvalardan ultra paket şart ya. Gerçekten şart. Mesela geçenki turnuva gibi turnuvayı sürekli yapmaları lazım. Bundan sanırım iki video öncesinde yapmıştık. Bir elmas verip turnuvaya giriyoruz ve turnuvanın sonucunda bize bir tane ultra paket veriyordu. Gerçekten güzel bir turnuvaydı. Yani sürekli bu turnuvayı yapacakları yerde o turnuvayı sürekli yapsalar bence mükemmel olur. Hiçbir zaman kaçırmam yani o turnuvayı sürekli oynarım. Ama bu turnuva gereksiz 50 elmas veriyoruz. İşte efsanevi bir pakettir. 20 bin altındır falan böyle saçma sapan ödüller alıyoruz. Karşımızda bir flash Punk var. 2-1 başlıyoruz. O gol yedik mi yemedik güzel. Şöyle yerden bir gol geliyor. Gelmedi. Haydi bakalım. Flashbank vs. Uzay Lord'u. <laughs> Verecek miyiz yoksa biz bu maçı? Oyun maalesef bizi sağ tarafa attı arkadaşlar. Vallahi turnuvayı kaybetmeyelim daha ilk maçtan. Eleme maçından. 3-2 yaptık. Devam ediyoruz. Rakipte de özeller var bu arada. Özelleri full bizim gibi. Ee, o yüzden farkı ne kadar erken açarsak o kadar iyi. Son anda özeller açılırsa büyük sıkıntılar yaşayabiliriz derken son anı beklemedi bile rakip. Hissettim özel açacağını çünkü. Bir sürü özeli var. Bakalım neler olacak. Evet bir gol attı maç 4-3. Biz de şöyle bir özel kullanalım. Evet neler olacak? İlk kim kırıyor obuzu. buzu? 5-4 daha 3x'lerimizi bile kullanmadık şu anda arkadaşlar. O küçük kale kullanayım dedim. Boşa gitti küçük kale ya. Boşa gitti. Neyse. Şöyle bir şey yapsak ne olur? Hayır. 3x gitti. Vallahi billahi 3x gitti arkadaşlar. O 3x'i e atalım. Sakın. Sakın be. Gitti. 3x'lerin hepsi gitti. Özelleri çok kötü kullandık. 7-7. Altın topa düşebiliriz. Altın topu bayağıdır görmüyorduk. Belki bu maça kısmet olabilir. Özelleri çok kötü kullandık ya. Gerçekten yani adamda da bayağı özel vardı. Bakalım maçın sonucu ne olacak? Son anlardayız. 4 3 o altın topa sanırım düştük arkadaşlar. Top neler oluyor? Hah be attık altın topu. Çok güzel. Yani telledik bu maçta arkadaşlar. Berabere bitiyordu. Turnuva olduğu için altın topa düştük ve kazandık maçı. Gayet güzel oldu. Ama top eskiden altın topa dönüşüyordu. Şu anda dönüşmedi nedense. Sadece orada simgesi çıktı altın top diye. Kıl payı kazandık ya. Bir an heyecanlandık. Rakip de iyi oynadı. Umarım bu sefer sol tarafı alırız ya. Hadi oyun. Sol taraf. Oh be. Sol taraf geldi. Tamamdır. Maçımıza başlıyoruz. Ee, videolarımı yeni izleyenler soruyor. Neden sol tarafı daha çok istiyorsun diye. Yani herkesin oynayış tarzı farklı. Ben sol tarafta daha iyi oynayabiliyorum. Sağ tarafta yeterince hakim olamıyorum böyle. Çok tersime geliyor sağ taraf benim. Ama yine elimizden geldiği kadar iyi oynuyoruz tabii sağ tarafta da. Ama sol tarafta olduğu kadar değil. <laughs> evet 4-1. Yani şöyle anlatabilirim. Sağ so, <laughs> bir dakika sağ, sağım solum karıştı. Ee, sol tarafta beni mobilden hilesiz bir şekilde Genel olursa ben o adamı gerçekten tebrik ederim. Öyle söyleyeyim. Yani öyle bir güzel oynayış sergileyebiliyorum sol tarafta. Ama aynı oynayışı maalesef ki sağ tarafta sergileyemiyorum. O şekilde. Yani sol tarafta beni genel olarak ya bilgisayar oyuncuları ya da makrolar alıyor. Onun dışında yani yine tabii ki yenilmezim demiyorum. Alan illaki mobil olmuştur bu zamana kadar. Ama biraz Zor ya berabere bitiyor maç ya işte iki farklı 3 farklı falan yeniliyorum. O şekilde yeni maçımıza geçeceğiz. Geçmeden önce 87 saniye beklememiz gerekiyormuş. Bir durdurayım ben videoyu. Maçın başlamasına 52 saniye var arkadaşlar. Diğer rakiplerin maçının bitmesine hazır. Hani böyle makro bilgisayar konusu açılmışken bir şeyler söylemek istiyorum. Bu makro oynayan bilgisayar oyuncusu olan arkadaşlara her zamanki gibi bir şey demiyorum ben. Yine oyun bunu serbest kılıyorsa oynanabilir. Aynı şekilde bu çoklu ekranla hesap kasanlar ve benzeri şekilde hesap kasanlar bot dondurma apk'sıdır falan. O şekilde hesap kasanlara ben hiçbir zaman bu kanalda bir şey demedim demiyorum da. Çünkü bu oyunun düzeltebileceği bir şey. Ama şu olay kesin olarak doğru ki oyunu bitiren olaylar bunlardır arkadaşlar. Yani oyunun bunları en başta engellemesi gerekiyordu. Veya bir adalet sağlaması gerekiyordu bu konuda. Mesela bilgisayar oyuncusunun karşısına sürekli bilgisayar oyuncusu çıksın. Mobil oyuncunun karşısına sürekli mobil oyuncunun karşısına sürekli mobil oyuncu çıksın tarzında bir düzenleme getirilmesi gerekiyordu. Onun dışında işte bu çoklu hesapla elmas kasanlara, taraftar kasanlara, işte zümrüt kasanlara falan bir yaptırım olması gerekiyordu. Yani en azından o yaptıkları elması tekrardan almaları gerekiyordu ki oyun e, bu kadar bu hale gelmeseydi. O şekilde. Evet yeni maçımıza başlıyoruz. Yani oyuncuların oyunu bırakmalarındaki en büyük sebepler bunlar. Çünkü adaletsizlik gören insan oyunu bırakır derken ne oldu daha maç ekranını görmeden... Maçımız bitti arkadaşlar. ilginç bir şekilde. Ne güzel Kraliye Şövalyesi ile iyi maç yapardık ya. Ama Kraliye Şövalyesi direkt maçı bitirdi. E, ne konuşuyorduk? Az önce dediğim gibi. Yani o yapanlara tabii ki bir şey demiyorum. Oyun serbest kılmış sonuçta. E, yapılabilir. Ama maalesef ki oyunu bitiren olaylarda bunlar oluyor arkadaşlar. Tabii hani artık eskisi gibi... Bu çoklu ekran olayı tamamen bitirildi diye biliyorum. İşte biraz yaptırım yapıldı falan filan. Hani Yaptırımda şeydi sanırım taraftar kesintisi yapılmış. Mesela 26 milyon taraftarım var benim. Eğer yapmış olsaydım işte 15 milyona falan düşürmüş olacaklardı. Öyle hani hiç alakası olmayan bir yaptırım da açıkçası. Yani oyunun sürdürülebilirliği için bu tarz şeylerin olmaması gerekiyordu diyebilirim. Evet diğer maçımızın başlamasında da 44 saniye var. Videoyu durduruyorum. Geldik final maçımıza. Maça başla diyoruz. Final maçımızı da kazanıp şu büyük ödülü alalım arkadaşlar. Final maçında umarım yenilmeyiz buraya kadar geldik. Bakacağız artık şansımıza. Güveniyoruz sana uzaylı ordu. Karşına Kubit geldi. Alırsın sen Kubit'i çok güzel sol tarafı da almış bulunuyoruz. Maçımıza başlayalım. Haydi bakalım. Kubit vs Uzaylı Ordu İlk golü attık. O top işten geçti. Maç 1-1. Şöyle bir gol atalım kankam sana. 2-1 yaptık maçı. Devam ediyoruz. Yerden yerden atamadık. At şu topu. Gelsin. Adama gol atamıyoruz. Olamaz. Ha, 3-1 yaptık. Devam ki. 4-1 yaptık. Yerden güzel bir gol attık. Ya abi iki tane gol yedik. İkisi de içimizden geçti ya. Bu oyun delirtecek beni arkadaşlar. Yerden bir gol daha attık. Maç 5-2. 6-2 yaptık güzel gidiyoruz ve rakibimiz oyunu bize bıraktı arkadaşlar büyük ödülü alıyoruz artık ne kadar büyükse 355 elmas yerinde 50 elmas karşılığında tabi turnuva adımlarından da biraz ödül aldık onları da hesaba katarsak tabii ki kardayız 60 elmas zaten buradan aldık efsane bir paket 35.000'de altın yani uzun zamandır turnuva atmıyordum. Değişiklik oldu. Hem zaten hani bu videoyu maç videosu yapacaktım. Turnuva da yapayım dedim maç videosunu. Güzel olur, heyecanlı olur. Güzel oldu, heyecanlı oldu. O şekilde 9 elmas artı karakterlerimizde de birazcık kartları aldık. Ödülleri al diyelim. Turnuvadan ayrıl diyelim arkadaşlar. Uzaylı ordumuz bitkin düşmüş. Bir sonraki videoya kadar biraz dinlensin, enerji toplasın kendine turnuvaya tekrar girme ücretinde herhangi bir değişiklik yok. Sanırım 5 tanesinden sonra yani 5 kere turnuva yaptıktan sonra sınıra ulaşıldı diyor. Eskiden öyleydi hala öyle mi bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır turnuva atmıyorum dediğim gibi. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.